Merhaba değerli Casio kullanıcıları. G-Shock GW 9400 model saatimiz ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Saatimizin genel özellikleri ve kalibrasyon ayarı ile ilgili size bilgi vereceğim. Saatimiz silikon kayış ve silikon şok lastiğinden oluşmakta. Çelik kasa arka kapağına sahip. Sol tarafta 2 buton, sağ tarafta 3 buton ve önde 1 buton olmak üzere toplamda 6 adet butona sahip. Saatimiz şoka dayanıklı, pusula, barometre, termometre, altimetre gibi çoklu sensör özelliğine sahip. 200 metre su geçirmez, dünya saatleri, full otomatik led ışık, güneş enerjili ve radyo kontrolü gibi başlıca özelliklere sahip. Saatimizin kalibrasyon ayarını yapmak için sol üstte bulunan butona, yani adjust butonuna basılı tutuyorum. Ve saatimiz tepki verdiğinde elimi çekiyorum. Ekranda set yazısı yanıp sönüyor. Hemen üstünde şehir yazıyor. Bu şehri bulunduğumuz bölgenin bağlı olduğu şehri seçmeliyiz. Biz Türkiye bölgesinde olduğumuz için bizim bağlı olduğumuz bölgenin şehri Atina. Yani buradan ATH'yi seçmemiz gerekiyor. Sağ alttaki butonla ilerleyerek veya sağ üstteki butondan da geri gelerek ATH'yi buluyorum, Atina'yı. Ve ATH'yi bulduktan sonra sol alttaki mod tuşundan ayarlamaya devam ediyorum. Ekranda DST yazısı yandı. Şu anda otomatik konumda yanıp sönüyor. Bunu da ülkemizde yaz saati hep açık konumda şu anda. Açık konumda olduğu için DST'yi aktif hale getiriyorum. Açık hale. Yani on yapıyorum. Sağ alttaki butonu kullanarak onu açıyorum. Ve sol alttaki mod tuşundan ayarlamaya devam ediyorum. 12 saat, 24 saat seçeneği geldi. Buradan istediğiniz gibi 12 saat ya da 24 saat seçeneğini seçebilirsiniz. Ben 24 saat seçeneğini seçip sağ alttaki butondan onu ayarlıyorum ve sol alttaki mod tuşuna basarak ayarlamaya devam ediyorum. Şu anda saniyenin ayarına geçti. Onu atlıyorum. Mod tuşuna bir kez daha basıp saate geçiyorum. Ve saati ayarlamak için sağ alttaki veya sağ üstteki butonları kullanarak saati ayarlıyorum. Ve mod tuşu da ilerleyip dakikaya geçiyorum. Dakikayı da ayarladıktan sonra sol alttaki mod tuşundan ayarlamaya devam ediyorum ve yıla geçiyor. Yine sağ alttaki butonu kullanarak yılı ayarlıyorum ve mod tuşundan ilerliyorum ve aya geçti. Yine sağ alttaki veya sağ üstteki butonu kullanarak ayı ayarladıktan sonra mod tuşuyla ilerliyorum ve güne geçiyor. Yine aynı şekilde sağ alttaki veya üstteki butonları kullanarak günü de ayarlıyorum. Evet, ayarladıktan sonra sol alttaki mod tuşuna basıyorum ve ayar bitiyor. Şimdi kalibrasyon ayarına başladığımız sol üstteki adjust butonuna iki kere basarak ayardan çıkıyorum ve saatimiz ayarlanmış oldu. Saatimizin kalibrasyon ayarı bu şekilde.